Minekerek Kanat Cumhuriyet Gazetesi Öyle Bir Hayat Güzin Dino 1990 yılının Ekim ayıydı. Aylardır beş parasız ve tek başıma bakmakla yükümlü olduğum küçük oğlumla birlikte aileme sığınarak beklediğim, beklerken de ilk romanım Sinek Sarayı'nı yazdığım atama nihayet gerçekleşmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin Fransa temsilcisi olarak Paris'e gidiyorum. Sevgili İlhan Selçuk gider gitmez abidini ve Hasan Kudarı ara. Onlar sana yardımcı olur dedim. Abidin Dino'ydu. Hasan Kudardan Cumhuriyet muhabirliği ile geçinemeyince gazete satıcılığına başlayan efsane bir yoldaş. Dino'ların evindeki ilk karşılaşmamızda güzini değil ama Abidin'i görür görmez aklıma Mehmet Ali Aybar'ın söyleyip benim Çetin Altandan dinlediğim müthiş saptama geldi. Komünizm aristokrat yüreklerin işidir. Bir prens de Abidin Dino zarafetin, şıklığın, para değil zevk ve duruş olduğunu kanıtlayan bir karizma anıtıydı. Güzin ise, Abidin'in çevresinde tehlikesiz olduklarına karar verdiği kişilerden başka, özellikle de Alev Ebu Ziya CSB dışında güzel kadın barındırmayan bir soğukluk ve kıskançlık abidesi. Muhabbetin Dişleri Bahriye Çeri'nin böyle bir hayat Güzin Dino söyleşisine hoş çünkü içten bir sonuç yazan Ömer M. Koç Dino'larla ilk karşılaşmasını anlatırken bir dostunun ikazına yer veriyor. Güzin'i çok severim ama bazen Abidin'in arkadaşlarına ve onun muhabbet gösterdiği şahıslara dişini gösterir. Gerçekten öyleydi Güzin Dino. Abidin beni ve oğlum Gökçe'yi daha görür görmez hiç çekincesiz çok sevdi güzinin ise kalbi değil beyni kazanılırdı ve tehlikesiz olduğuma inanıp sert bakışlarının yumuşaması için aylar geçmesi gerekti. Sonunda güvendi ve cömertçe bağrına bastı. Onun aracılığıyla münevver andaçla tanıştım. Fransız Devlet Radyosu'nda yaptığı Türkçe yayından ayrıldığında programı bir yıl ben sürdürdüm. Aşkın kulakları. Ama Abidin'i hem sevip hem sayarken Güzin'e salt saygı duydum. Güzin'i sevmek sanırım evlerine gelip giden pek çok insan için kolay değildi. Abidin'in ilgi odağı olmasını kıskandığını düşündüren garip, huysuz çıkışları vardı. Onların evinde tanıyıp ahbap olduğum Ferit Etgü'ye Abidin bu kadını nasıl çekiyor diye sordum bir gün. Bir kahkaha attı. Kulakları güzeldi ondan. Anlamamıştım. Meğer Ferit Etkü aynı soruyu doğrudan Abidin'e sormuş. Abidin bir an durup Kulaklarını gördün mü diye fısıldamış. Çok güzel kulakları var. Sonrasında baktım da gerçekten minicik güzel kulakları vardı güzinin. 1991'de Abidin Dino 32 yıl aradan sonra Türkiye'ye geldiğinde onunla Melih Cevdet Andayı buluşturup TRT'de yönetmen arkadaşım Güneş Buharalı'nın iki devin İstanbul'u dolaşırken belgeselini çekmesini aracı olmuştu. Orjinal alınır, kopya verilir. Paris'e dönüşünde Abidin'le İstanbul konulu bir söyleşi yaptım. Güzin huzursuzdu. Üç gün süren kayıt bitip evden çıkarken Güzin'in yayımı engelleyeceğini düşündüm ve doğru çıktı. Birkaç saat sonra Abidin telefon edip söyleşiyi yayımlamamı ve band kayıtlarını istedim. Hay hay dedim. Verdiği yanıtların Güzin'den veto yediğini adım gibi biliyordum. Ben de çaylak gazeteci değildim kayıtların asıllarını alıkoyup kopyalarını götürdüm Abidin'e. 1992'de İstanbul'a gidiyordum. Abidin'in Güzin'in beden modelini çizip üstüne ölçülerini yazdı ve Terzi Şehnaz Hanım'a iletmemi istedi. İtiraf ediyorum. Şehnaz Hanım da Güzin'in döpiyesini çizimin orijinaline değil kopyasına dikti. 1993'te Uğur Mumcu'nun Hunharca katlini Avrupa basınına duyuran metni Abidin ve Güzin'le birlikte yazdık. Fransız gazeteci ve sanatçıların cinayetin aydınlatılması talebini Türkiye'deki hükümete biz gönderdik. Ama ölümün abidinin üstüne düşen gölgesi büyüdükçe güzin hırçınlaşıyor hatta bencilleşiyordu. Ölenle ölünmez. Eve her gittiğimde kapıyı hasta haliyle abidin açıyor, güzin hep rahatsız yatıyor oluyordu. Sanki ölen abidin değil güzindi. Bencillik krizi hastane aşamasında kendisine destek olmaya gelen en yakını Gül Ar'la yaptığı zulümle sürdü. Benim de Güzin Dino'ya saygım bitti. Abidin'i toprağa verdikten sonra zaten cenaze töreni sırasında bile yanına gitmediğim Güzin'i bir daha aramadım, sormadım. Orijinal kayıtlarını sakladığım Abidin röportajı, büyük sanatçının ölümünün hemen ardından 12 Aralık 1993'te Abidin Dino'nun İstanbul Vasiyeti başlığıyla milliyette üç günlük bir dizi olarak yayımlanmaya başladı. Ve ardından güzin içinde elbette adını vermeden bir yazı yazdım. Bazı kadınlar ünlü kocaları ölünce sanki bir rakipten kurtulmuş gibi yeniden doğarlar. Sevdikleri adam ve eserleri artık onlardan sorulacak, ilgi o da nihayet onlar olacaktır. Böyle bir hayat, güzel bir kitap. Behriye Çeri'yi kutlarım. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.